Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Planet Zoo serisine hoş geldiniz. Ee, bu serimizde bir Tropikal hayvanat bahçesi yapmayı düşünüyorum. Şöyle e, Franchise ve Tropical'i seçerek başlayalım. Şimdi Yeni Zoo diyoruz. Şuradan tropikalimizi seçiyoruz. Tropikalimizi böyle herhangi bir haritada seçelim. Zaten aşağı yukarı hepsi aynı oluyor. Yalnız bu haritada şöyle bir şey kullanacağım. Bakın şurada e, şeyler var. ScalpTut diye bir seçeneğimiz var. Bunu yaptığımız zaman e, harita kendiliğinden şekilli gelecek. Yani ben şekillendirmeyle çok uğraşmayacağım bu arada. Hayvanat bahçemizin ismini de Puku Zoo diye bir şey düşündüm. Böyle bir isim uydurdum kendimce. Bu şekilde bir başlangıç yapalım istedim. Hem bu hayvanat bahçemizde e, yeni gelen tropikal paketteki hayvanları da kullanacağız. Ondaki e, tropikal paketteki e, nasıl diyeyim yeni gelen işte yapı malzemelerini falan bunları da kullanmak istiyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. E, çok uzun soluklu bir seri olmayacak bu arada. Hani böyle ne bileyim 20, 20 25'er bölüm falan süreceğim düşünmüyorum. Bir tık daha kısa yapabiliriz diye umuyorum. E, bir de şöyle bir şey, hani videoya başlamadan yine söyleyeyim. E, bazı şeylerde bölümlere başlamadan hayvanlar hakkında oylama yapabilirim. Onları da takip edin. Hani topluluk kısmında e, şey yapıyoruz oylamalı oylamaya sunuyorum bazen hayvandır. Ben yine onu size bölüm başlarında falan söylerim. Bir sonraki bölümde ne hangi hayvanı yapalım şeklinde. Öyle bir e, etkileşimli bir kanal olmak istiyorum açıkçası. Biraz daha hani izleyicilerimizle onların da görüşlerini, yorumlarını almak istiyorum. Daha güzel oluyor benim için. Ayrıca küçük bir şey daha söylemek istiyorum. E, Videoları beğenirseniz sevinirim çünkü bana gerçekten bir motive oluyor bu konu. Ee, daha hani hoşlanarak, severek yapıyorum yaptıklarımı diyeyim. İşte yine kanalımızı da takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Bunu da erkenden söylemek isterim videoların sonunda söylemektense. Neyse o zaman başlıyoruz. Bir tane şimdi yol seçerek başlayalım. Bu arada haritamıza bir bakalım. Bakın işte dediğim gibi şekilli bir harita geleceğini söylemiştim. Bu şekilde bir kendisi şekillendirdi. Fakat e, nasıl yaparız biliyor musunuz arkadaşlar? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şu orta tarafa doğru ilerleyelim birazcık haritada. Bu tarafa falan kurulalım. E, bu dağın böyle şeyin etrafında bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Şu sağ tarafı falan kullanırız. İşte yine sol tarafımızı. Şu orta tarafa da belki hani ileride işte yemek yemek için dükkanlar yapıyoruz ya. Onları da buraya bu kısma koyarız diye düşünüyorum. O yüzden şimdi parkı biraz bu tarafa doğru ilerleteceğim yol yaparak. Şimdi şöyle yolumuzu ilerletelim bakalım. 6 bizim için yeter herhalde değil mi? Yani duruma göre yolu genişletiriz. Hadi 8 sekiz yapalım. 8 gelelim. Bir tık daha büyük olsun. Şimdi şöyle bir tık uzatmak istiyorum yolu ki çünkü orayı biraz gideceğimiz için bu başlangıç tarafını zaten kullanmayacağım. Şöyle farkı bu tarafa doğru biraz ilerletebiliriz. Rastgele bir yol çekiyorum şöyle. Güzel. Böyle bir başlangıç yolumuz olsun. İlk kapitatımız için de bakın bu kısım çok güzel gözüktü bana. Aynı şeyi alanı gayet güzel. Buraya bir hayvan düşünelim bence. Şimdi ondan önce yapmamız gereken staff şeylerimizi kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu hani klasik başlangıç yerimiz biliyorsunuz. Şimdi stafflarımızı nereye yapsak? Stafflarımızı aslında şöyle yapabiliriz. Bir kısmını buraya koyabiliriz. Bir kısmını da belki parkın bu tarafına dağıtabiliriz. Bu sefer böyle hani hepsini bir arada yapmak istemiyorum. Ee, şöyle yapalım. Yalandan bir yollarımızı belirleyelim. Bu arada bu yol yeni geldi. Bakın e, tropikal Paket'te gelen bir yol. Çok tatlı gözüküyor açıkçası grafiklerde. Şey e, yolun şeyi grafikleri falan. Hoşuma gitti. Bunlardan kullanacağım. Şöyle kısalım bakalım. Klasik bir başlangıcımızdan yapalım arkadaşlar. İnşallah hoş bir seri olur. Sizlerin de hoşuna gider diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Yollarımızı ufaktan bir çekelim. İnsanlarımızı falan bir yerlere getiririz. Bazı yerlerde ben de belki bir yükseklikler falan filan bir şeyler veririm. Şurayı da kıvıttırabilseydik güzel olacaktı. Ha, bu şekilde olsun. Daha bir şey yumuşak bir geçiş yapalım bu tarafta. Ee, şimdi dediğim gibi şu tarafa bir staff yolu vererek oyunumuza bir başlangıç yapalım. Bakalım ilk bölümün günahı olmaz. <laughs> bir şeyler deneyeceğiz. Hani çok fazla bir şey ekleyebileceğimizi düşünmüyorum ilk bölümden. Çünkü e, temel şeyleri yapıyoruz ilk bölümde. Biraz daha oyunu ilerlettikçe biliyorsunuz. Güzelleşen bir oyun planı su. Bir şeyler yaptıkça, geliştirdikçe güzelleşiyor. Şöyle bakalım yolumuzu bağladık. Güzel. Hatta şu ağacımızı şöyle şuraya çekelim. Bu ağaçlar çok güzel. Böyle e, şey... Yüksek yüksek ağaçlarımız var. Ben tropikal pakette seviyorum böyle yüksek ağaçların olmasını. Hatta buraya nasıl bir habitat yaparız onu da birazdan düşünürüz. Peki şimdi bize gereken e, staff otolarını şuraya bakalım getirelim. Şimdi staff facilities'e girelim. Şu blueprintlerimi ben bir kapatmak istiyorum. Böyle kapatayım. ha. Şimdi şu küçük binaları buraya getirelim. Hatta bunların dışını falan da kaplarız. Daha güzel olurlar. Şöyle bakalım yapalım. Çok tatlı bir hayvan bahçesi yapacağımı düşünüyorum. Daha e, bir tık karakastan bir tık daha ufak olacak. Ama daha sıcak samimi bir ortamı olacağını düşünüyorum. Peki bu dört binamızı buraya getirelim. İşte Trade Center'ımızı, Keeper'ımızı falan filan. Bunlar burada olsun. Diğer e, şeyleri de bu tarafa falan konumlandıralım diye düşünüyorum. Ayrı olsunlar. Böyle bir e, staff kompleksi yapmayalım dedim bu seferkinde. Onları da şuraya falan getireyim şöyle. E, nasıl gelsin? Şöyle gelsin ya. Bu taraftan şöyle bir yol bağlayabiliriz bence. Güzel. Peki şimdi buradaki binalarımızı da getirelim arkadaşlar. Bakalım şimdi ne koymamıştık? Keeper at koyduk. Karantina koyacağız bir tane. Şöyle karantinanın küçüğü var mı? Ha, karantinanın küçüğünden yapalım. Ee, bir tık geriye mi koysak ya? Şöyle mi yapsak? Kim nasıl duracak? Bu arada bakın böyle yeni bir şey geldi. Bu da böyle binaların köşesinden tuttuğumuz zaman daha serbest bir şekilde şey yapabiliyoruz. Ya da mesela şu köşelerden böyle yukarı aşağı falan. Bu özellik yeni geldi. Ee, rehber videolarımızda bunu bulamayabilirsiniz. Bazen kullanabilirim diye düşünüyorum ama maalesef rehber videolarımızda o özellik yok. Çünkü yeni güncellemeyle geldi. Ben rehber videolarını eski e, şeyle çekmiştim. Eski güncellemelere dayalı. Bir dakika. Şimdi çok azıcık şu yolu uzatmak istiyorum arkadaşlar. Ah, şöyle yapmayacağız. Bir dakika. Orası biraz tepelik ya. Şöyle başka bir alana falan kurulayım dedim. Hatta belki şuraya falan bile yapabiliriz ya. Değişiklik olsun. Çok mu kapatırız orayı? Böyle dolandırsak şeyleri. Yo burayı yapalım ya gelişik güzel illa da her şeyi de hani şeyine göre uyduracak değiliz. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bazen ben böyle rastgele bir şeyler yapmayı seviyorum. Bir tane ameliyathane koyacağız. Bir tane staff odası koyacağız. Staff odasını da nereye koyalım? Hatta staff odası şundan şöyle bu tarafında olsun. Güzel değil mi? Bu şekilde kalabilir. Evet iki ayrı staff yeri koyduk. Bunların bir de Negatif etkilerine bakalım. Tamam yolumuza da değmiyor. Burası da zaten değmeyecektir. Güzel. Şimdi şey alıyoruz. Stafflarımızdan alalım. Ben klasik bir tane temizlikçi. Ee, bir tane keeper alıyorum. Daha sonrasında bir tane mekanik. Bir tane güvenlik. Bir tane de veteriner alıyorum. Bunlar benim temel başlarım. <laughs> demir başlarım. Temel başlarım nedir? Temel taşlarım demir başlarım. Bunlar bu şekilde beşli çete Geliyorlar. Daha sonrasında e, şeyde şu vendor ve educator'lardan alacağım ama onları ilerleyen bölümlerde alırız. Belki bu bu bölümlerde biraz daha eğitim işine erken girebilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Onu karar veririz. Şimdi e, hayvan bahçemizin ilk hayvan ne olsun? Şöyle bir bakarak başlayalım. Tropikal bölgedeki hayvanlardan yapacağız. Tropikal e, hayvanlardan kullanmak istiyorum bu seride. Buradaki hayvanlardan yapıp bunları da dediğim gibi oylamaları sunarız. Şimdi Şöyle bir bakayım. Bize şöyle çok büyük olmayan hani ufaktan yavaştan bir para getirecek bir şeyler olabilir. Aslında biliyor musunuz ne yapalım? Ee, şöyle bongo mongo falan yapalım. Bakın böyle bunlardan kullanmamıştık. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Böyle bir hayvanla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bunlar çok tatlı hoşuma gidiyor. Hatta bu bölgeye de yakışacağını düşünüyorum. Ee, şöyle bir bakayım çift taraflı cam varsa hatta açıksa çift taraflı camım. Çünkü onlar lazım olacak bana güzel. Peki şöyle yapacağım arkadaşlar. Çift taraflı cam kullanacağız bu şeyde. Çünkü bu hayvanlar utangaç hayvanlar. Çift taraflı camlar içinden bakması bunların için daha şey oluyor güzel oluyor. Şöyle bir bu tarafa cam çekelim. Daha sonrasında bu camın etrafını kaplayacağım. Şimdi bu cam gördüğünüz üzere ters oldu. Bunu bu tarafa açık tarafını buraya veriyorum. Kapalı tarafını bu tarafa veriyorum. Bu şekilde bir burada camını yapalım. Belki şuradan yukarıdan bir geçen geçilen bir yer bile olabilir. Ee, bilmiyorum onu habitatın dışından kararlaştırırız. Bir tane de şu tarafa biz cam verelim. Değil mi? Hatta şöyle yapalım. Bir tık yükseltelim burayı. Şöyle yolumuza yükselteyim ben orayı şimdi bir dakika deneyeceğim. Şimdi, şu var mı? Evet. Bunu bir tık şöyle kaldıralım bakalım yukarı. Şöyle yapalım. Biraz daha kaldırsa, heh, çok çok mu kalktık? Yapayım bakayım. Tamam, şöyle olsun. Evet. Bunu da şöyle gridle şöyle bir alan yapayım ben. Çok mu yukarı gittik? Biraz bu tarafa çok geldik sanki. Dur bakalım, şöyle deneyelim. Tamam. Bu şekilde. Buradan da şöyle aşağıya e, merdiven vermek istiyorum. Bir merdivenimiz olsun. Çünkü bunu neden yaptığımı daha sonrasında anlayacaksınız. <laughs> Güzel bir alan olacak. Peki şimdi bu tarafta bir camımız vardı. E, başka bir yere daha yapalım mı? Şu alanı da bence yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu kısma da yapalım. İlk habitatımızın bir başlangıcı bu şekilde olsun. Şöyle bakayım. Şöyle bir dakika ama onu koyma. Tropikal haritada çok yağmur yağıyor arkadaşlar. Tropikalde yazın güzel geçiyor güneşli falan ama kışın çok fazla yağmur yağıyor. Bu biraz bu haritada biraz yağmurla boğuşacağız. Öyle oluyor. Şimdi öteki Karakas serimizde bir tık daha şeydi. Hani her taraf günlük güneşlik yazlık çiçek böcek güzeldi. Bunda biraz daha dediğim gibi yağmurla falan uğraşacağımızı düşünüyorum. Neyse dur bakalım. Şöyle çıkaralım şuradan da bir yol yapalım. Bu tarafa bağlayalım. Güzel. Peki habitat kapısını nereden verebiliriz? Habitat kapısını aslında şu taraftan verilebilir diye düşünüyorum. Değil mi? Orayı yapalım. Kapımız bu tarafta olsun arkadaşlar. Şöyle. Güzel tarafa kapımızı verelim. Daha sonrasında da bunun etrafını kapatalım. Hatta şöyle e, şeyler kullanabiliriz ilk bölüm için. Şunlardan kullanabiliriz şimdilik. Şöyle getirelim. Şöyle getirelim. Şu alanı boş bırakacağım yine. Şöyle yapacağım. Şöyle bir yapalım bakalım. Şimdi en temel şekilde başlıyoruz. Deri gittikçe güzelleşecek. <laughs> Onu daha önceki serilerim seyreden arkadaşlar biliyor zaten. Bir şeyler yaptıkça olacak. Şimdi bu tarafı da arka tarafını da şöyle kapatalım. Başlarda bunlardan kullanalım. Daha sonrasında bir şeyler toparlarız diye düşünüyorum. Şöyle bir en azından habitatımızın genel çerçevesi belli olsun. Şöyle yapalım. Şöyle getirelim. Tamam, burası da böyle gelecek. Ee, şöyle yapacağız. Bunu buraya kadar getireceğim. Bunun içe iç tarafını görünmez bariyer getireceğiz. Daha sonrasında buradan da şey yapacağız. Şuradan bunu seçip şöyle ve bunu buraya bağlayacağız. Bu şekilde. Bunu da tabii ki alt üstün falan bir şeyle kapatırız diye düşünüyorum. Bence şimdilik ilk habitatımız için bu şekilde yeterli. Şuralarını düzelteyim. Şöyle yapalım. Buralarında şey kullanalım. E, bu tarz e, şeyleri seviyorum. Hani e, tropikal hayvan bahçesinde bu tahta tarzı şeyleri kullanmak hoşuma gidiyor. Nedense yakıştırıyorum bu haritaya. Bence güzel oluyor. Şöyle de taf yolumuzu getireyim rastgele bakayım bir dakika çok dibe yaptık Böyle yapalım askerli olsun biraz daha Evet, Tamam bence güzel Şimdilik bu şekilde yeterli ee, oyunu bir başlatayım arkadaşlar bir e, başlangıcımızı yapalım ve şöyle gidelim ha, elektrik mesela bakın elektrik koymamışız hemen elektrik su işlerini de halledeyim onları unuttuk Tabii yaparken şimdi bize derken bakın yağmur başladı bile <laughs> Bir tane hemen elektrik binası alıyorum. Bir transformer alalım şuraya. Şöyle bu tarafta bir transformerımız olabilir. Evet bir tane buraya koyacağız. Bir tane de şuradaki binalar için. Transformer alacağız. Onu da şuraya falan yerleştirebilirim. Baya ıslak bir seri olacak gibi geliyor. Yağmurlu. Ama şey çok güzel. tropikalin yazı çok güzel bence. Hani daha günlük güneşlik bir harita olduğu için şey güzel geliyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar şuraya hayvanları getirmeden çok kısa bir şey yapmak istiyorum. Şöyle oyunu bir durdurayım. Ee, şeyi seçeceğiz. Şimdi content paketten e, hangisi gelmişti? Dur bakayım. tropikal paket gelmişti. İyi mi? Tropikal pakette şey yok mu ya? Aa, duvarlar gelmemiş mi? <laughs> Şöyle mi yapmak gerekiyor? Tropikal yazsak? Aa doğru, araştırmadık ya. Tropikal paketi şu an kullanamayacağım doğru. Şu altını duvarla kapatayım dedim de. Bu arada şurası bize sıkıntı çıkaracak. Hayvanlar buradan kaçar. Hmm, nasıl yapsak onu? Şöyle cam araştırmış mıyız peki? Glass var mı? Glass'ları bir kontrol etmek istiyorum camları. Şöyle bir şey yapabilirim şimdi geçici olarak. Hatta geçici bile değil kullanırız ya bunları. Dur bakayım. Şimdi şu tarafa şöyle cam koyabilirim. Hatta cam koyabiliriz, güzel olabilir. Şöyle yapalım. Bir tane buraya. Bir tane bunun yanına kardeşi. Bir tane de bunun yanına kardeşinden yapıyoruz. Tamam şimdilik böyle kalsınlar. Bunu şöyle 90 derece döndürelim. Daha sonrasında şöyle çekiyoruz. Böyle yapalım. Tamam. Yani hayvanları buradan da baksınlar istiyorum. Açıkçası hani yapmam yapmamdaki amaç buydu. Böylece hani bu kısımdan da şöyle bakılabilecek bir alan olur. Bunu daha sonrasında süsleyip püsleyince daha bir şeye benzeyecektir. Şimdi çok basic şeylerini yapıyoruz. Biraz şöyle şu tarafa doğru çeksek. Bence iyi gibi bakayım. Hatta bir tık daha getirebiliriz bile değil mi? Evet bence getirdiğimiz güzel oldu. Şu aralardan kaçmazlar herhalde. Buraları taşla falan kapatırız diye düşünüyorum. İyi iyi. Şu aradan kaçmazlarsa sıkıntı yok. Peki başlatıyorum o halde. Tropikal paketi arkadaşlar araştıralım hemen. Tropikal paketi kullanacağım bu bölüm. <laughs> Bunları görmek istiyorum çünkü. Şimdi şöyle geliyoruz. Nerede Tropikal paket? Ha şurada en Indonesian teammiş olarak geçiyormuş. Hemen bunu araştırsın araştırmacımız. Mekaniğimiz şeyimiz araştırsın. A şeylerimiz gelmeden. Hemen de buraya arkadaşlar. Şöyle hayvanımızı alalım şöyle bakalım resetleyelim bongo bongo çaçaça değil mi şöyle bakayım güzel bir bongo patlatayım sizlere Mesela bu güzelmiş erkek bu nasılmış bu kötüymüş bu güzel bunu alalım özellikleri de iyi bir tane dişi alalım bunun yanına şöyle bakayım güzel ee, Aslında şu dişi güzel hoşuma gitti şöyle iki tane koyalım ee, Tabii ki bunu şeyini kontrol etmemiz gerekiyor Bu arada Kaç kişi bunlar yaşıyorlar acaba? Onları bir kontrol ederiz. Şöyle bakalım iki tane bongomu şuraya sentuzul diyerek gönderiyoruz. Bakalım. Bu arada da onlar gelirken şöyle bir şeyimizi kontrol edelim. Hani kaç kişi yaşadıklarına bakalım. Şimdi bir erkek dört dişi. Dört dişiye kadar yaşayabiliyorlarmış. Falan filan. Ee, utangaç hayvanlar. Bunları biliyorum. Bunlar çünkü zırt şey uyarı veriyorlar. Bakın şurada diyor şay diyor zaten. Bunlara e, görünmez cam koymanız gerekiyor uyarı almamak için. E, başka ne istiyor? 240 metrekare. Tamam düşük. Şöyle 3 tane bile getirsek bu alan hayli hayli karşılar. Su ihtiyaçları yok. E, grade 2 1.25'te yaptık zaten. Bence bu alan onlar için şu an iyi oldu. Şuranın duvarını belki bir tık yükseltebiliriz şimdilik. Hani kaçmaz, kaçma ihtimallerine karşı. Emin olamadığım için orası biraz yükseltili ya. Evet ilk hayvanımızı getiriyor bakalım. Koşturun. Bu arada şey yapalım arkadaşlar. Ee, birazdan şeylerimiz gelecektir. Buradaki ziyaretçilerimiz gelecektir. Buraları da donation box koyarak başlayalım. Bakalım. Şöyle bir ha şurada varmış donation box'larım. Güzel. Bir tane buraya getirelim. Hatta bir dakika ya şöyle yapayım. Turuncu yapalım mı? Bence turuncu yapalım. Hatta yeşil mi yapsak? Yeşil yapalım, yeşil yapalım. Hadi bakalım yeşil yapalım, yeşil olsun. Bir tane buraya koyalım. Bir tane buraya koyalım. Bir tane de şu tepeye koyalım. Şöyle tepede nerede olsun? Tam ortada olsun ya şöyle. Yani belki buradan da bir bağış kaparız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir hayvanlarımıza bakarak başlayalım. Yağmurlu havamızda. Şimdi bunların eksikleri var tabi. Onları bir karşılamak lazım yavaştan. Önce araziyle başlayalım. Karşı şartırlarımız falan şeyimiz eksik hep. Onları yapacağız ufakta. Şimdi ne seviyor bunlar? Kayalık seviyormuş. Hemen bir kayalık boyaması yapalım. Bence bu taraftan şöyle bir kayalık boyaması yapabiliriz, biraz. Böyle bir dakika, şunu arttıracağız ha. Şöyle şuralar biraz kayalık olabilir, çok problem değil benim için. Ee, başka ne istiyor? Soyl. Çok fazla bu topraktan seviyormuş bunlar. Hatta bunların içine bir su falan bile getirebiliriz birazdan, bir su falan yapabilirim diye düşünüyorum. şöyle yapalım. Çok short grass sevmiyor. Bak bunlar bunlar yapmamız lazım ki azalsın şöyle. Burada bir dakika kaç kaçmayacaktım bu. Bir dakika hemen bir kontrol edeyim. Tamam kaçmıyor. Güzel. Buraya doğru gelince bir kaçacak mı acaba dedim. Böyle bir bug korkuttu beni. Şey yapalım. Şöyle şu alanları azıcık boyayabiliriz. Hiç neredeyse kısa çimen istemiyorlar. Baksanıza full neredeyse şey istedi. Ee, nedir o? Aa, biraz istiyormuş pardon. Birazcık yapacağız. Hatta şöyle yapayım. Araları yapalım. Buraları falan. Birazcık yapabiliriz. İşte dikkat etmiyorum. Şeyde böyle pek boyama derdi yok. Planet Coaster'da bu kadar böyle bir boyama derdi olmadığı için daha rahat hani böyle etrafı çok boya boyama şeyle uğraşmadık. Peki ziyaretçilerimiz bu tarafa geliyorlar mı? Buradan dönüyorlar. Niye dönüyorlar? Tam olarak burayı bulamadılar mı daha? Uzak mı geldi burası size? Burası uzak mı geldi acaba hayvanları görmek için? Bir bakayım şöyle. Gelecekler mi? Bence buraya gelebilirsiniz. Biraz daha yürü abla. Ad, ad, ad ha at at Şey yapalım. Bir tane şuraya exhibit koyalım arkadaşlar. Exhibit de yapacağız çünkü. İlk başta biliyorsunuz bu para kaynağı bizler için. Bir tane şuraya yapalım ki bunlar böyle bir görsünler buraya Gelsinler desinler burada hayvan var. Ee, alalım bakalım ne alalım biliyor musunuz kurbağa bir dineyi alalım biraz İki tane kurbağa alayım şöyle değişiklik olsun böyle koyalım bir dinemiz vardı be bunun elektriği yokmuş hmm. hemen bir elektrik binası da bu tarafa çekeyim ben şey yapalım mı şöyle uzağa bir yere güneş tribünü falan bunun negatif alanı vardı diye hatırlıyorum bir daha bir bakalım mı Evet var ama az. Şöyle şimdilik şu tarafa bir güneş tribünü çekeyim ben. Elektrik getirsin en azından. Şimdi geçici bir şey koyarız. Biraz zaten havada yapmış onu. Havaya koymuş. Neyse çok önemli yok. Onu kaldırırız zaten. Şimdi şunun sıcaklığını bir ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle birazcık düşüreceğim. 27 falan yapalım. 27 olsun. Bunu şöyle bir 78'e falan çekeyim ki şunu şöyle bir şeyini ayarlayalım. Sen de buna yine donation box buradan getirelim. Böyle bu taraftan bakarlarsa diye. Güzel. Ee, i̇lk başta ilk başta bu kadar yürümeyi sevmiyor mu acaba? Bunlar bilemedim. Ben şimdi hayvanları biraz buraya koydum ama hani yanlış mı yaptım acaba? Biraz daha girişem yapmak lazım da emin olamadım. Ama ne yapacakları da belli olmuyor ziyaretçilerin biliyor musunuz? Bazen geziyorlar. Bak mesela gelen var, gelmeyen var. Hani bunlar gelmiş buraya. Değişik tipler. Peki şimdi size birazcık su verelim arkadaşlar. Şöyle şuraya bir yere bir küçük gölet yapayım istedim. Şöyle belki suya girersiniz, rahatlarsınız sıcakta. Böyle bir gölünüz olsun sizin içeride değil mi? bakayım şöyle ne kadar yapmış ha, tam buraya yeter şöyle ufak ha, çok derin değil bence yeterli güzel Evet yavaş yavaş geliyorlar diye düşünüyorum Bak, bazı bu tarafa gidiyor güzel alışacaklar alışacaklar. Alışacaklarına inanıyorum. Ee, şey yapabiliriz. Küçük bir shelter verelim geçici bunlara. Sonrasında yapacağım ben onlara bir şeyler. Bakarız. Bir tane geçici bir şey ayarlayalım şimdilik. Hangisini kullanalım ki? Böyle bir şeylerim varmış. Ee, şöyle bir bakayım mı? Shelter'lara. Nasıl? Aa, mesela bak bu güzel. Bu tropikal temaya da uygun gibi biraz üst tarafa verebiliriz. Değil mi? Bakayım. Bunun bir tık ufağı var mıdır? Şu nasıl? Ha, bu tamam bu daha güzel. bu yeter kanki. Şöyle yapalım. <laughs> şey, tepesine çıktı çocuk. Güzel. Şimdi birkaç tane enrichment getirelim. Böyle bir arada hayvanımıza bir bakalım tabi. Böyle bir inceleyin. Böyle güzel bir boynuzu var. Çizgileri çizgili çizgılı. çizgılı. Bu şey olan mı? Erkek olan mı? Dişi olan mı? Bu erkek bu dişi. Dişinin boynuzları daha farklı galiba değil mi? Yoksa aynı mı? Bakalım mı? Sanki bunun boynuzları daha böyle şey büyük gibi geldi. Ya bu arada arkadaşlar şeyi düzelteyim. Onu da hemen bölüm başını ayarlayalım. Şimdi çok gece oluyor ya. Ben çok gece oynamayı sevmiyorum bu oyunu. Böyle mümkünse şeyde oynayacağız. Saat mesela buçuk akşam buçuk kapansın ki gündüzde oynayalım. Daha böyle bir hani en azından seyir zevki olsun serin. Hayvanları daha aydınlık görelim. Öteki türlü çok karanlık oluyor. Benim hoşuma gitmiyor. iyi Mesela daha belli. Hayvanın gözleri şey ee, bal rengi. Kendini yalıyor. Peki şimdi hemen şeylerinizden koyalım. Sizin enrichmentlarınızdan. Şöyle diyelim bongo. Bakalım ha yemek yemek içecek yiyecek şeylerinizden yapalım. Şöyle bakayım. Yani şuraya koyalım. Bir tane su yeri yapalım size. Güzel. Daha sonrasında e, yataklarınızdan koyalım. Şöyle şeyin içine. Yani şöyle koyalım. Evet burada yatarsınız. Belki hoşunuza gider. Oyuncak boyuncak. Şöyle bakalım. Bir tane yiyecek yere Bir tane şöyle şundan. Ee, başka. Şundan koyalım. Buraya. Şundan çok seviyorlar bu hayvanlar. <laughs> şöyle bunu biliyorsunuz. Ağzında taşıyor bunları şeyde. Bunu böyle renkli yapmak zor oluyor. Kırmızı mırmızı falan. Hoş oluyor. Bunu böyle ağzına alıyor taşıyor. Şöyle bunlardan da karışık kurşun koyalım birkaç tane. Ha bak suya girdi. Serinlemeye sıcakta. Sıcak mı ama? 37 derece tabi sıcak. Yanıyor. Yanıyor dışarısı. Ateş atıyor. Eylül'de 37 derece. Bak geldi şey ziyaretçilere. Ziyaretçiler bence burada güzel oldu. Bir tık camı öne alabilirmişim. Şöyle. Evet bir tık camı öne alabiliriz bu içine giriyorlar. Bir tık böyle alabilirim. Hatta böyle döndürebiliriz bile birazcık. Bakayım. Şöyle yapabiliriz. Evet. Böylece içine gitmezler Bunun böyle etrafını falan bir şeylerle kaplarım. Hani ben bir bölüm arasında şöyle bir bakayım paketteki şeylere. Bir araştırmamızı yapılsam. Şeyi biliyorsunuz. Şu ee mekanik araştırsın şu Endonezyan temayı. Hangisiydi o? Bir dakika bakalım. Ha şu Endonezya temasını araştırsın. Ondan sonraki gelen şeylere bakalım. Zaten diğer bölümlerde de yiyecek gidecek yerleri falan yapacağız bu taraflara. Onları da yaparken daha iyi görürsünüz. Peki enrichmentlarımız nasıl güzel. Ne yapıyor bunlar? Şu fısıldıyor. Aslında öyle çok da küçük hayvanlar değil. Bak bakıcıya göre büyük yani. Bakıcının yanında büyük duruyorlar. Böyle baktığımız zaman. Biraz öyle duruyorlar. Birkaç yeşillik ekleyelim içeriye değil mi? Şimdi onu da yapalım. Böyle seçeyim bakayım. Heh. Evet. En sevdiğim şey açıkçası biliyor musun Yeşillik eklemek bayılıyorum yani. Bak mesela bu şeyde tropikalde şöyle yosunlu kayalar var. Bunlar çok hoşuma gidiyor kullanmak nedense. Hani yosunlu kayalara bayılıyorum. Bunun bir de yosunsuz olanları var. Bak bunlar şey yarı kaya yarı üstü yosunlu. O şekilde. Bazısı tamamen yosunlu. Bunlar mesela tamamen yosunlular. Bir de yosunsuz olanlardan var. Onlar da şunlar şöyle. Öyle karışık marışık bir şeyler yapacağım şimdi ben buraya. Daha neler koyacağım siz görün. Şu yeni gelen paket efsane. Çok güzel şeyleri var. Yapı parçaları var. Onları bir araştıralım bu bölüm. Diğer bölümlerde yaparız. Bu bölüm dediğim gibi biraz başlangıç olduğu için hafif sade kalacak. Yani demeyin ay ne biçim oldu hiçbir şeye benzemedi falan demeyin bana. <laughs> dediğim gibi biraz daha yaparak olacak. Zaten benim hani şey oynayış tarzımı biliyorsunuz. Diğer serilerimizi seyrettiyseniz daha hani güzel şeyler koyuyoruz. Bana güvendiğinizi biliyorum okumda. Güzel yorumlar yapıyordunuz. Mesela şöyle yapraklarımız varmış. Çok güzelmiş bak bunlar. Öyle şey yapabiliriz. Şöyle yerlere falan birkaç yaprak anlatabilirim. Güzel olabilir. Buralar şöyle yapraklar falan gelmiş olsun. Bunları böyle burayı bir şeyle kapattığımızda aşık durur. Mesela bakın şöyle şeylerimizden gelmiş. Sarmaşıklar falan. Bunları kullanacağım. Çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi dediğim gibi bir başlangıcını yapalım bir ufakta. Böyle bir şey koyalım mı? Yapalım ben böyle şeyleri seviyorum. Tropikalde. Koyalım şuraya. Heh. Değişik güzel olsun. Şöyle biraz ağaçlandırayım içeriği. Kel kalmasın. Heh. Bir dakika, şun, şundan istiyorum. Şöyle şu tarafa falan yapalım. Şöyle bir ağacımız olsun burada. Mesela şöyle şu ağaçları falan buraları böyle biraz gömdüğümüz zaman çok daha güzel bir görsel elde ediyoruz. mesela daha yeşillendirince bir tık daha güzel olur diye düşünüyorum. İşte bakalım ufaktan bir şeyler koyalım. Birkaç yeşillik koyalım ki çok içerisi kel kalmasın. Çünkü biraz bir şeyler koydukça güzelleşiyor oyun. Hatta bakalım şöyle mesela ağaç kökleri falan yerden şöyle yapayım. Hani buralardan mesela kökler çıkmış olsun. Böyle Bence değişik bir tarz değil mi? Öyle bu tarafta. Birkaç tane bakayım şunlardan koyayım mı? Koyayım. Şöyle koyalım. Güzel. Şu şey e, fig tree. incir ağaçları da çok güzel. Seviyorum yani. Fig tree değil mi? Fig incir demekti. Öyle hatırlıyorum. Bir de başka fig tree'ler var. Ee, ama onlar burada değil sanırım. Temperate şeyde olan da gösteriyor diye hatırlıyorum. Bakarız onlara. Birkaç tane şöyle güzel ağaç koyalım. Bakın bunlar da benim yine favori palmiyelerim biliyorsunuz. <laughs> favori palmiyelerimden de koyabilirim bir iki tane. Şöyle koyalım ne var bunları seviyorum ben. Yakışır şöyle köşelere yapalım. Mesela şu mangrovelar da çok güzel oluyor. Böyle sulak alanlara mangrove falan koyuyorsunuz. Bunlar da çok yakışıyor. burasını biraz suyu küçük oldu ama şey yaparız biraz ayarlama falan yaparız yani buranın habitatı bu şekilde olabilir Daha sonrasında güzelleştiririz bir şeyler yapıp da ben daha buralara parçalar falan eklerim şöyle arka tarafları bir şeyler yaparım ve baktığımız zaman daha güzel bir görsel olur arkasında dediğim gibi paketi araştırmamız lazım arkadaşlar Şu bir tane daha ağaç koyalım da şu coverage'ı alalım en azından diyorum. Biraz büyük. Bunlar bir tık büyük. Bir tık küçüğünü koyabiliriz. Aa, mesela bakın bunlar çok tatlıymış. Bak bu ağaç çok güzelmiş bunlar. Biraz küçükmüş ama bu güzelmiş. Sosuç mıydı? Sosuç değil mi bunlar? Evet. Bir tık küçültebilirim. Bakayım. Bence güzel. Bir tane böyle yapalım. Şu da şöyle şu tarafta falan olabilir. Böyle arkayı katlasın. Hani böyle güzel. Dediğim gibi bir şeyler ayarlarız. Şu e, falan da değiştiririz. Ne yapıyor? Bu? Bir şeyler mi? Yemek vakti. Güzel. Yemek vakti. Yesinler bakalım. Şeylerimize gelmeye başladı ziyaretçilerimizde. Şey yapalım bir de. Şuranın eee Mekaniğin falan gelme sıklığını falan ben bir değiştireyim. Şimdi veteriner her ay gelsin. Mekanik de her ay gelsin. Keeper'da da her ay geliyor. Bunları yapayım ki bunları şimdi camı çatlayıp patlamasın. Bak %50'ye düşmüş cam şeyi. Biraz camlarda çatlaklar gördüm az önce. Bakayım şurada vardı. Evet bakın bu cam biraz çatlamak üzere. Kırılmasın. Buraya bir de ikinci bariyer yaparız. Yapalım şöyle. İkinci bir bariyer yapıp önüne de bir şeyler ekelim. O da şıktır ya yine yaptığımız zaman. onlara ayarlarız. Şöyle bakayım. Bir iki taş falan daha koymak istiyorum. Güzel şık bir şeyler. Aslında bu alanda şöyle taşlar falan kullanabiliriz. Bence güzel olabilir. Şöyle değişik bir şey yapayım. Şöyle yapayım. Şunun düz olanından var mı? Heh. Şöyle bir şeyler yapalım. Bunları sonra üstünü falan ben kaplarım bir şeylerle. Ha, şöyle bakın. şu ağaçlar da var. Bir iki tane şöyle küçük bir şeyler atalım ortaya. Mesela şunlar şöyle gömünce güzel oluyor. Yapalım. Evet. Daha küçük bir alan oldu. Şöyle bir iki tane şöyle bakayım. Şuraya bir tane koyalım mı? Koyalım. Güzel. Bunlar ne foto çekmeye gelmişler. Değil mi? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir sonraki bölüm daha farklı hayvanlardan kullanırız. Başka bir şey seçeriz. Şimdi e, oylamaya sunarım ben. Bir iki tane seçerim. Tamam mı? Dediğim gibi onluk topluluk kısmını oylarız. Oradan seçersiniz bir tane yapacağımız hayvanı. E, yerini düşünelim. Şuraya falan aslında yapılabilir. Bakın yeni yerimiz şurası olabilir. Bir hayvan daha buraya yaparız. Geçici olarak şuraları işte yiyecek içecek falan yaparız geçici koyarız bir şeyler Daha sonrasında şu alanda şöyle daha güzelleştiririz yolları falan ayarlarız diye düşünüyorum Öyle daha güzel bir şeye benzer Peki O zaman şöyle yapalım arkadaşlar burası ilk bölümün sonu olsun Zaten ilk habitatımızı birazcık yaptık ee, dediğim gibi oylamaya katılmayı unutmayın Videomuzu da beğenirseniz bir beğeni bırakmayı, seriyi desteklemeyi unutmayın. <laughs> Onu da ayrıca yine söyleyeyim. E, i̇kinci bölümde yeni bir hayvanımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bu da küstü. Peki o zaman görüşelim tekrardan. Hoşçakalın.